Bu robot insan gibi düşünebiliyor mu? Bütün hafta sonu boyunca kafamı karıştıran temel soruydu bu. Figure AI'ın yeni demosu gerçekten akıllara ziyan. Figure 1 robotunun yeni kazandığı becerileri beni süper şaşırttılar ve insan gibi düşünen robotlara çok uzak olmadığımı düşündürdüler. Şimdi sizlerle beraber bu demonun tamamını Türkçe altyazılı olarak önce bir inceleyeceğiz. Sonra demodaki çok tuhaf şeyleri bir yorumlayacağız. Daha sonra Figure AI yöneticilerinin teknik açıklamalarını bir göz atacağız. En sonunda da bütün bunlar insanoğlu için ne anlama geliyor onu inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Hey Figure 1, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great. So based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great, can you put them there? Of course. All right, so how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, Figure One. You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know. Bu demoda insanlar için çok kolay, robotlar için ise çok zor olan pek çok şeyi Figure 1'in kolaylıkla çözdüğü görülüyor. İlki, masanın üzerinde neler görüyorsun sorusuna verdiği yanıt. Hepsini görüyor, anlıyor, yorumluyor ve çok düzgün bir cümleyle yanıta döküyor. Hatta detayları da yakalıyor ve oradaki insanın elinin masanın üzerinde olduğunu bile söylüyor. Daha sonra ben acıktım diyen insanın kendisinden yemek istediğini anlıyor, masanın üzerine bakıyor, orada yenilebilir şeyin elma olduğunu çözüp onu karşı tarafa ikram ediyor. Neden bana elmayı verdin diyor sonra insan ve bu soruyu sorarken aynı zamanda robotun kafasını karıştıracak ekstra bir görev daha veriyor. Çöpleri ayıklaması isteniyor masadan. Soruya inanılmaz mantıklı bir cevap veriyor. Elma masadaki tek yenilebilir şeydi, onun için onu verdim diyor. Bir yandan da çöpleri toparlıyor. Daha sonra bir planlama sorusu geliyor. Masanın üzerindeki bulaşıkları ne yapmak gerekiyor? Onları bulaşıkların içine yerleştirmem gerekir diyor. Ve başarılı bir şekilde yerleştiriyordu. Hatta orada bardağı ters çevirip bulaşıkları koyuyor. Tıpkı insan gibi. Bütün bunların sonunda performansını nasıl buldun denince de kendisini değerlendiriyor ve diyor ki yemek doğru insanda, bulaşıklar doğru yerde, galiba her şeyi doğru yaptım. Burada da bir öz değerlendirme yapıyor ve hareketlerinin istenen sonuca gidip gitmediğini kendisi yorumlayabiliyor. Bütün bunlar hakikaten inanılmaz. Robot görebiliyor, duyabiliyor. ChatGPT ile haberleşip cümleler kurabiliyor, yorumlar yapabiliyor ve bir yandan da ellerini süper hassasiyetle kullanıyor. Buna dexterity diyoruz. Bardağı doğru şekilde çeviriyor, elmayı doğru şekilde ikram ediyor. Elleri de tıpkı zekası gibi çok düzgün şekilde işliyor. Bu robotun üreticisi Figure AI'den daha evvel bahsetmiştim. Figure AI çok yakın zamanda 2.6 milyar dolar değerlemeyle 650 milyon dolar yatırım aldı. Kimlerden? Nvidia'dan, OpenAI'dan, Jeff Bezos'tan yatırım aldı. Çok hızlı büyüyecek gibi gözüken bir robot üretim firması. Şirketin yöneticilerinin peki Figure 1'in bu yeni becerileri hakkında açıklamaları neler? Orada da çok ilginç detaylar var. Figure AI'ın teknolojiden sorumlu yöneticisi Corey Lynch diyor ki öyle bir robot yaptık ki etrafta gördüklerini yorumlayabiliyor, tanımlayabiliyor. Geleceğe yönelik planlar yapabiliyor. Hatıraları var ve bu hatıralardan yorumlar getirebiliyor ve düşünme silsilesini sözlü olarak karşı tarafa aktarabiliyor, yani pratikte düşünebiliyor. Önemli bir vurgusu var burada. Videoda gördüğünüz her şeyi robot kendi kendine öğrendi. Biz ona o anda bir aktarma yapmıyoruz. Bir programlama da yok. Her şey gerçek zamanlı olarak işliyor.
Robot etrafını kameralar aracıyla görüyor, mikrofonlar aracıyla dinliyor, OpenAI'nin ChatGPT'si ile birlikte çalışarak da yorumluyor ve cevaplar geliştiriyor. Burada biraz modelin nasıl işlediğini anlatıyorlar. OpenAI ile olan ortak model, Neural Network yani sinir ağları sistemi nasıl işliyor ki robot kendi kendine öğrenebiliyor. Bir de çok üzerine duruyorlar. Bu robotun fiziksel ekipmanlarını tamamını biz ürettik. Bu nedenle fiziksel ekipmanlarla yazılım, yapay zeka tam bir işbirliği halindeler. Figure 01'in etrafını görebilmesi, duyabilmesi ve bunu OpenAI ile birleştirmesi ona çok yeni özellikler kazandırdı. Etrafını anlaması gibi, temel düşünce silsileleri geliştirmesi ve bir karar neden verdiğini anlaması gibi, I am hungry yani ben açım gibi son derece üst seviye, biraz böyle havada kalan sözcükleri anlayıp yorumlayıp oradan kendine görev çıkarıp bir elma verebilmesi gibi ve her şeyi neden yaptığını çok düzgün bir İngilizce ile anlatabilmesi gibi, hakikaten videoda bunlar beni de kendine hayran bırakan yönleriydi robotun. Etraftaki görüntüleri 10 Hz hızıyla yorumlayabiliyor. Yani saniyede 10 güncelleme yapıyor diyelim. Ve bunların fiziksel harekete dönebilmesi için de 200 Hz hızla yorumluyor. Yani saniyede 200 hareket yaptırıyor. Bu sayede robotu görüyorsunuz çok böyle yumuşak bir şekilde akıyor. Daha önceki robot demolarından gördüğümüz o keskin kesik hareketler yok. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Birincisi Tesla'nın elini bir hızlandırması gerekiyor. Çünkü en son Optimus demosu bence bunun çok gerisinde bir demoydu. Burada Figure AI'nin OpenAI ile işbirliği arkasına Nvidia'nın büyük işlem gücünü de alınca muazzam yerlere götürmüş. İşin teknolojik yönü ve test yatırımcısı olarak yönü bu. Ama daha önemlisi insanlık nereye gidiyor? Çünkü belli ki bu robotlar sandığımızdan çok daha hızlı bir şekilde günlük hayata katılacaklar. Çünkü daha önce robot deyince dev kolları olan, programlamamız gereken hantal makinelerden bahsediyorduk. Bu ise etrafını görüyor, dinliyor, bunu bir dil modeliyle birleştirebiliyor, düşünebiliyor, neyi neden düşündüğünü açıklayabiliyor. Bütün bunlar bir arada işliyor. Tabii aklınıza hemen bunlar orduda kullanılır mı, askerler kullanılır mı gibi endişe verici sorular gelebilir. Şimdilik en azından şirket açıklaması asla şiddete izin vermeyeceğiz. Robotumuzu savaş alanlarında göremeyeceksiniz diyor ama bilmek çok zor. Bildiğim kesin bir şey var. Robotlar sandığımızdan daha hızlı bir şekilde hayatımıza katılıyorlar ve humanoidler ki geçenlerde bir videoda detaylı inceledim. Kapanışta onun linkini de göreceksiniz. Hayatımıza sandığımızdan erken katılacaklar. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.